Şimdi e, bugün siyaseten de oldukça önemli bir gündü. Biraz evvel de ifade ettim e, bir uzlaşma çıktı Emek ve Özgürlük İttifakından. E, şimdi CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının ortak adayı. Kemal Kılıçdaroğlu daha önce Türkiye İşçi Partisi ile görüştü, Sol Parti ile görüştü. HDP'den biraz evvel bir açıklama geldi. Nasıl değerlendirirsiniz? O görüşme biraz ertelendiği söylendi görüşme tarihinin. Cumartesi günü bekliyorduk biz. Nasıl okuyalım bunu? HDP'nin çünkü destek vereceği kulislerde konuşuluyor siz de biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'nun adaylığına. Evet, e, ya ben tabii ben de program sırasında siz okuyunca öğrendim, e, bakmaya çalıştım e, ama yani o e, genel açıklama dışında bir şey görmedim. Ben de teknik bir neden olacağını düşünüyorum. Yani e, Kılıçdaroğlu e, önemli hamleler yapıyor aslında deprem bölgesindeydi. Arkasından Şanlıurfa'ya gitti sel felaketiyle ilgili. Şimdi Kıbrıs'a e, gitti. Bunlar önemli gerçekten. Bir şeyi harekete geçirmeye çalışıyor. O şey. Toplumsal vicdan, toplumsal vicdanın harekete geçeceği bir ülkede hukuk devreye girer, e, hesap sorma devreye girer. Onu harekete geçirmeye çalışıyor ama HDP görüşmesi önemli görüşmeydi. E, umuyorum ki arkada siyasi bir e, gerekçe yoktur. Siyasi bir gerekçe olması için neden görmüyorum işin doğrusu? E, çünkü e, Millet İttifakı'nın e, ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP görüşmesi noktasında çok e, rahattı. E, Meral Akşener'in e, bir televizyon programında e, görüşmeyle ilgili kapıyı açmış olması da zaten e, önemliydi. Yani önemli bir adımdı. dikkate alınması gereken bir adımdı. HDP'den hem e, Mithat Sancar'ın hem Selahattin Demirtaş'ın hem HDP yöneticilerinin şu ana kadar yaptığı açıklamalarda bunu E, Bugünkü toplantı e, HDP'li sınırlı bir toplantı değildi sizin de söylediğiniz gibi. E, Emek ve Özgürlük blokunun bir ortak e, toplantısıydı. E, orada seçimlere birlikte girme noktasında kendileri açısından bir ortak karar e, çıkmış durumda. Ben de diğer kararın çıkabileceğini düşünüyorum. O yüzden de önemsiyorum. Şimdi iki ay e, hem çok uzun bir süre hem çok kısa bir süre. Yani Cumartesi görüşmesinin o yüzden önemi vardı. Uzamayacağını ben de e, varsayıyorum. Çünkü Türkiye'deki yarış. Ee, i̇kili bir yarış var, kuşkusuz. Yani birisi cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir yarış, diğeri de milletvekili ile ilgili. Birbirini tamamlayan boyutları var ama e, 2017'deki referandumdan sonra sistem cumhurbaşkanı üzerine kurgulandı Yürütme, e, yürütmenin başı olma e, işi ve işin hep cumhurbaşkanı üzerinden şekillendiği bir Türkiye görüyoruz. Yani hani o hep çok övüyorlardı ya koalisyonlar kötü tek adam olursa. Hızlı karar verir diye işte depremde de sel felaketinde de ne kadar hızlı karar verildiğini ya da verilemediğine e, tanıktık ettik. E, Türkiye e, 14 Mayıs'ta gerçekten iki sistemi uygulayacak. iki siyasal bakışı uygulayacak. İki temel birbirinden farklı gerçeği e, oylayacak. Bir yanında otokrasi diğer yanında demokrasi. Kılıçdaroğlu burada çok önemli bir e, rolü üstlenmek e, durumunda. Bu rolü üstlenirken de çok net e, Cumhurbaşkanlığı seçimi son derece belirleyici olacak. Bugüne kadarki atılan adımlar, verilen mesajlarda biz iyi gördük. E, altılı masa etrafındaki siyasi partilerin seçmen kitlesini aşan bir seçmen kitlesiyle Kılıçdaroğlu'nun buluşması gerekiyor ki e, bu iş e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde demokrasi isteyen, değişim isteyen, başka bir Türkiye isteyen güçlerin lehine e, sonuçlansın burada da. Ee, siyasi değerlendirmesi olsun, e, bu önemsiz demiyorum, siyasi değerlendirme önemsiz demiyorum. Emek ve özgürlük blokunun tavrı, özel olarak da HDP ve HDP seçmeninin tavrı son derece e, belirleyici olacak. Biz e, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının bu çevrelerde de kabul gördüğünü net bir biçimde tanıttık ettik. Millet masasında yaşanan krizde yalnızca altılı masanın seçmenleri bir refleks göstermedi, masanın devamı masa bozulmasın masa devam etsin diye biz onu HDP seçmeninde de sol sosyalist partilerin seçmenlerinde de net bir biçimde gördük. Bu nedenle bu görüşmenin bir önemi var. Bu nedenle de sol sosyalist güçler dahil olmak üzere HDP'nin Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı ile örnek alacağı karar son derece önemli ve değerli. Bu karar seçimin birinci turda bitip bitmeyeceğini de belirleyecek. Yani her ne kadar başka Cumhurbaşkanı adayları telaffuz ediliyor olsa da yarışın Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arası arasında geçeceği, yarışın dünkü tartışmaları da dikkate alırsak bu kararla birlikte karar verme sürecinin de hızlanacağını e, görmek gerekiyor. Çünkü dün biz başka şeyleri düşünüyorduk. Yani farklı alternatifler e, üzerinde kamuoyu yoklamaları yapılıyordu. Sevgili Ertan Aksoy orada yani o da birçok... Ee, bu konuda araştırma yaptı alternatifler üzerinde yapılıyordu şimdi süreç iki adaylı bir seçime doğru e, gidiyor e, bu iki adaylı seçimde e, demin söylediğim gibi e, emek ve özgürlük blokunu oluşturan parti seçmenleri son derece önemli biz o performansı yalnız Millet İttifakı'nın e, devamında ya da Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması da görmedik bir yerde daha gördük şimdi deprem felaketini e, görüyoruz ee, Suzan Hanım Hatay Milletvekili e, Sayın e, Suzan Hanım e, da e, değerlendirme yaptı. E, Antakya'da da biz çıkmak biçimde gördük. Maraş'ta gördük. Adıyaman'da gördük. Sol sosyalist partilerin depremde dayanışmayı en ciddi örgütleyen güçler olduğunu gördük. Yani o nicel olarak belki çok güçlü değiller ama gerçekten e, sosyalist partilerin depremin yerlerde e, ...önüller üzerinden ciddi bir dayanışma hareketi örgütlediğini de gördük. Bu anlamıyla da bu seçmen önemli ve bu seçmenin tavrı, bu partilerin tavrı da e, tip açıklamıştı daha önce. E, ikinci turda oy vereceğimiz birisine niye birinci turda oy vermeyeyim diye tavrını netleştirdi. Sol parti tavrını netleştirdi, önemli. E, TKP TKP ki e, bu noktada e, yine e, nicel güçten bağımsız olarak değerlendiriyorum... Birinci turda kılıçlar Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyledi ki HDP bildiğiniz gibi bu blokta yok. Sol, sos Sol Sosyalist Güç Birliği ittifakında yer alan da bir parti. Bunların hepsini yan yana koyduğumuzda işin doğrusu demokrasi isteyenlerin hata yapma lüksü yok. Demokrasi isteyenlerin yeniden bir yeni bir tartışma açma lüksleri de yok. Yani bu süreç değişecekçe Türkiye'de yeni bir siyasal iklim rüzgara esecekse, yeni bir siyasal atmosfer oluşacaksa e, bu işin e, çok net üzerinde buluştuğu isim e, Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu nedenle de e, umuyorum ki e, bu görüşme teknik bir nedenle e, ileri bir tarihe ertelenmişti ki aslında tersi bilgiler de vardı. Siz de e, mutlaka o bilgileri almışsınızdır görüşmenin yarınla cumaya çekilmesi bile evet. e, söz konusuydu muhtemelen o teknik nedenlerden dolayı görüşme e, daha ileri bir tarihe atılmış ama benim buradan söyleyebileceğim, önerebileceğim en önemli şey bu görüşme çok ertelenmemelidir ertelenmenin arkasında şöyle bir şey olabilir emek ve özgürlük bloku seçimlere e, girme noktasında da kendi arasında bir e, bildirge yayınladı ama e, biliyorsunuz e, tiple HDP'nin bu noktada farklı önerileri vardı. Belki bunun netleşmesi de bekleniyor olabilirdi. Yani tip, e, özellikle Türkiye'nin batısında e, tip amblemiyle e, seçimlere Kendi girmesini öneriyordu. HDP'nin de önerisi, bütün Türkiye'de 81 ilde ortak listede de seçime girmesiydi. Belki bu da bekleniyor olabilir. Ama e, önemli olan şu, bu süreç uzatılmamalı. bu görüşme en kısa sürede yapılmalı. Türkiye'deki seçmen kitlesindeki soru işaretleri ve kararsızlık varsa kararsızlık ki var, o kararsızlık hızla ortadan kaldırılmalı.